arkadaşlar. Cumalı Kızık Köyü'nden herkese merhaba. Bugün Cumalı Kızık Köyü'nü gezeceğiz. Arkadaşlarla beraber geldik. Güzel bir perşembe sabahı. Hava güzel. Yağmur bekliyorduk ama yağmur yok şu anda. Gezmeye başlayacağız. Geziyle ilgili detayları sizlerle paylaşacağım. Efendim şimdi köyün tarihçesinden ve biraz geçmişinden bahsedelim. Cumalı Kızık. Efendim Anıtkabir'e gitmiş hazır tabii ki. Anıtkabir'in girişinde bir aslanlı yol vardı. Aslanlı yolda kaç tane aslan var? 24. 12, 24. Cenab-ı hemen geldi. Peki neden 24'tü? Neyi temsil ediyordu? Türk boylu. Evet, Türk boylunu temsil ediyordu. Kayı bir boy ya, Kızık da bir boy. 1300'lü yılların başında Osman Bey, Osman Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey, 7 Kızık Beyi'ni geliyor, getiriyor ve Uludağ'ın kuzey yamacına yerleştiriyor. 7 Bey'i. Ersin'e bir köy veriyor, bölge. Kendi ailesinden de 7 kızı vererek evlendiriyor. Aynı zamanda akrabalık yapıyor. Daha sonra bu 7 köyden maalesef 2 tanesi Sel ve Heyelan'da gidiyor tamamen. Şu an elimizde 5 tane köy var. Zamanında kurmuş o köylerden. Cumalı Kızık, Hamamlı Kızık, Fidye Kızık, Değirmenli Kızık vesaire vesaire. Ancak bu 5 köyden Osmanlı sivil mimarisini günümüze kadar koruyabilen tek köy. Bu bölgedeki tek köydür efendim. Aşağıda Değirmenli Kızık var. Artık şehrin merkezinde içinde kalmış. Yerleşimin içinde kalmış. Hamamlı Kızık var. Yunanlılar Osmanlı köyünü yakmış. Yani sivil mimar diye bir şey kalmamış. İstanbul'dan gelirken size Hamamlı Kızık'a gideceklendi mi? Gidenmemiştir. Değirmenli Kızık dendi mi? Gidenmedi. Herkes akın akın Cumalı Kızık'a geliyor. Program hazırlanırken de yazılan Bursa kahvaltısı nerede? Cumalı Kızık yazılır. İnsanları buraya akın akın çekmesinin birkaç sebebi var bence. Bunları biraz konuşalım. Bir, az önce de dediğim gibi Osmanlı sivil mimarisini zamanımıza kadar, günümüze kadar korumuş. Peki, Osmanlı sivil mimarisini korumak, insanları buraya çekmek için bence yeterli mi? Bence yeterli değil. Bunun bence kanıtı da var. 2000 köyü basıyor efendim. Hamamlı Kızık olduğu gibi. O zaman televizyon da yok, radyo yok, hiçbir şey yok, iletişim de yok. Haber de veremiyorsun askerlere. Yunan askerleri köyü bastıktan sonra efendim evlerde olan herkesi yaka paça çıkarıp arkamızda görmüş olduğunuz camiye doldurmaya çalışıyorlar. Amaç, Hamamlı Kızık'ta olduğu gibi camiyle birlikte tüm insanları yakmak. Köy kurtulmuş mu? Kurtulmuş gördüğünüz üzere. Ancak nasıl kurtulmuş? O da cin aralığında. Buyurun. Eskiden hayvancılıkla uğraştığı için büyük başlıklı tüm hayvanlarını buradan geçirdilermiş. Ancak araya baktığımızda karanlıktır, gölgedir, güneş tam girmediği için. Hayvan da karanlıkta ürktüğü için bazen sakarlarmış hayvanı, ilerlemezmiş. Geri gitmek istermiş. Halk da şöyle diyor. Ya bizim görmediğimiz bir şey mi görüyor bu hayvanlar da acaba, ilerlemiyor. Cin mi var acaba, cin mi var derken köylü arasında uyuşturucu için geçince balyaları üst üste koyuyor ve dışarıdan bakıldığında adam bir anda ortadan kaybolmuş gibi gözüküyor. Bu yüzden hani diyorlar acaba bir şeylere mi karıştı falan. Yoksa cinlerle falan yani bir sorun yok. Bunu söyle yavaş yavaş. Evet. Yolundan geçiyoruz gördüğünüz gibi. Dar bir yer. Tek kişinin geçebildiği yerler bakın. Önce buraya bak. Tamam. Bak şimdi cin aralığından çıktık. Burası köyün kestirme yoluymuş. Buradan devam ediyoruz. Gözlemeciler var. Köyün müzesi de varmış arkadaşlar. Müzeyi şöyle bir gösterelim. Kınalı karın çekildiği konak burası.
Artık tabii bir kafe olmuş. Cabbar Ağa'ya selam olsun. Emrah'ın son dizisiydi galiba. Bu o meşhur bahçe, hatırlayanlar vardır belki. Şurada babası oturuyordu hep. Artık tabii burası bir işletme olmuş. Burada ne kavgalar olmuştu. İzleyenler varsa hatırlar. Hoş geldiniz diyor Kınalı Kar. Şu anda Kınalı Kar konağına geldik. Biliyorsunuzdur belki bazılarınız. Kınalı Kar dizisi vardı. Orada çekilen bir konak. Şimdi tabii ki turistik bir hizmet veriyor. Kafe olmuş burası. Şimdi şöyle, tabii burada bir rehberimiz vardı. Öncelikle buranın video içeriğinde size bahsettim, çektim aslında. Yerlerinin neden bu kadar çok bayır ve taşlı olduğundan bahsetti. Bunun sebebi şuymuş. Yani Bursa'da çok fazla yağış oluyor ama bu bölge daha dağlık kesime yakın olduğu için çok fazla yağış alan bir bölgeymiş. O yüzden de toprakla kayma olduğu için toprağı hep taşlı ve bayır bir şekilde konumlandırılmış. Burası aslında dizi çekimine kadar çok popüler olmayan bir yer ama dizi çekildikten sonra bayağı bir popülaritesi artmış. Tabii buradaki konakların çoğu da şu an kahvaltı yeri, gözleme yeri olarak hizmet veriyor. Kınalı Kar aslında biz şeyi merak etmiştik arkadaşlarla. Hani Cumalı Kızık nereden geliyor, Cumalı Kızık köyünün adı? Bu video içeriğinde rehber bahsetmişti ama belki hani ses çıkmamış olabilir. Ben de açıkçası çok merak ettiğim bir isim olduğu için Osmanlı boylarının Kızık boyundan gelen işte 7 tane köy varmış. Günümüzde 5 tanesi kalmış ama Yunan işgalinden sonra, 1922 Yunan işgalinden sonra sadece kalan tek köy Cumalı Kızık köyü olmuş. Bu yüzden hani Cumalı ismi de şuradan geliyor. Cuma namazını kılmak için buraya geliyorlarmış. Videoda az önce bahsettiğim camide kıldıkları için buraya Cumalı Kızık köyü denmiş. Hamamlı Kızık varmış. Orada da hamama girmek için gidiyorlarmış gibi. Yani tamamen kullanış amacına göre köyün ismi verilmiş. Hava çok güzel. Biz köyü çok beğendik. Burada hafif bir odunsu koku var. Şimdi arkadaşlarla beraber çay kahve içeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kuru üzüm suyuymuş. Pardon, gel. Herkese dağıtılmasını bekleyip bir parke yapacağız. Gelenlerden sonra Kemal Paşa tatlısı geldi. Arkadaşlar, bugün Antik Su yoluna geldik. İznik'teyiz. Bakalım neler yaşayacağız. Mezarlık varmış burada. Lefke kapı. Günümüzde de tabii ki kalabilmiş olan en güzel kapılardan bir tanesindeyiz. Devşirme malzemeleri görebiliyoruz dediğimiz gibi. Burası da Helenistik döneme kadar aslında geçmişi iniyor. Daha sonrası uzunca bir süre Roma burada kalıyor. Ancak Romalıların Hristiyanlığı kabulüyle biz onları Bizanslılar olarak biliyoruz. Dolayısıyla burada bazı Bizans sahnelerinde aslında olduğunu görüyoruz bakın. Buradaki yine devşirme olarak oraya koyulan parçalar. Şimdi bunlar yine surlardan, ana kapılardan da parçalar olabilir. Ancak muhakkak ki deprem bölgesindeyiz. Dolayısıyla hem saldırılarla hem depremlerle sürekli yapılar hasar alıyor. Ve neticesi olarak tekrardan restore ediliyor. Günümüzdeki izlerinin çoğunluğu Osmanlı döneminden aslında. İznik Yeşil Cami'ye geldik. Sorulur. Bursa'daki Yeşil Cami acaba İznik'teki miydi diye. Evet, buradaki daha eski ancak bizim Yeşil Cami olarak bildiğimiz Bursa'daki Yeşil Cami aslında. Ebatları itibariyle büyük bir sorun yok olması ihtimaliyle bir kısım daha. Şimdi Bursa'daki Yeşil Cami de ilk yapıldığında minarelerinin ve kubbelerinin Çinilerle kaplı olduğunu biliyoruz. Oradaki kalamıyor maalesef. Ancak buradaki kalıyor bakın. Selçuklu etkilerini, Selçuklu mimarisini burada görebiliyoruz. Ve şöyle birazdan daha kenardan bakabiliriz. Oradaki Çinleri görmek maksadıyla. Burası 1. Murat'ın sadrazamı tarafından. Birinci Murat'ın sadrazamı tarafından yapılmış. Yani ilk olarak hamamı ve medresesi de var. Ancak günümüzde kalabilmiş. İznik Çin Müzesi'ne geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi orayı ziyaret edeceğiz. Bir yenik eşya dükkanları var. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Müzeye giriş yapmadan önce
bir şeyler almak isterseniz buradan alabilirsiniz. Çay bahçesi var. Ay, kuyu var. Artık kuyu gördükçe sürekli aklıma şey geliyor. Orhan Pamuk'un Kırmızı Saçlı Kadın kitabı. Orada da bir kuyu hikayesi vardı. Bakalım bir. Allah'ım, ne kadar ürkütücü saatleri. Pazartesi günleri kapalı. Aa, bakın, İpek Böcekçiliği tabi burada da var. Güzel tübentler var burada. Dokuma makinesi. El emeği göz nuru işte. Eskiden nasıl yapılmış bunlar ya. Hala yapılıyordur gerçi. Emek, emek.